Merhaba arkadaşlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı kitabı bitirdim. Bir muhalif olmama rağmen kitabı okuyup bitiren tek insan olabilirim. Kitap çıktığı ilk günden beri muhalif kesimde espri konusu oldu. Fakat kitapta kesinlikle dalga geçilecek hiçbir unsur yok. Bilakis son derece doğru ve önemli hususlar var. Kitap Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır meydanlarda söyleyip ne anlama geldiği hakkında en ufak bir fikri olmayan insanlar tarafından reis yine dünyaya meydan okuyor herhalde diye alkışlanan dünya 5'ten büyüktür sloganının açılımı. Reis de bu sloganın anlaşılmadığını görmüş olacak ki gerçekten de hak ettiği ilgiyi görmeyen ve dünya üzerinde kimsenin itiraz edemeyeceği bu sloganı açıklamak için bir kitap yazmış. 5 sayısı Birleşmiş Milletler'de 200 ülkenin birlikte aldığı bir kararı tek kalemde veto etme etkisi olan 5 ülkeyi temsil ediyor. Kitap, Birleşmiş Milletler'in adil olmaktan çok uzak olan bu organizasyon yapısıyla işlevini ve meşrutiyetini tamamen yitirdiğini, başta bu veto etkisinin düşürüleceği ve ülkelerin Birleşmiş Milletler'de adil bir temsil hakkıyla yer alacağı bir reform ile yeniden yapılandırılması gerektiğini anlatıyor ve bunun nasıl yapılabileceğine dair güzel bir öneri sunuyor. Kitabın omurgası şu. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir karmaşadan sınırlarınızı veya gözlerinizi kapatarak kurtulamazsınız. Dünyanın neresinde olursanız olun o karmaşa eninde sonunda sizi etkileyecektir. Bu yüzden dünyada yaşanan her karmaşaya hukuk dahilinde müdahale zorunludur ve bu müdahalenin tek adresi Birleşmiş Milletler'dir. Fakat arkadaşlar kitap aynı AKP gibi akmıyor. Bitsin artık istiyorsun, bitmiyor. Sürekli kendini tekrar ediyor. Başörtülü bacılarımız zulüm gördü gibi bir söylem. Her ne kadar doğru da olsa 20 yıl boyunca söylenince insanı bayıltıyorsa kitapta aşırı tekrarlarıyla insanda patinaj çekiyorum hissi uyandırıyor. Neticede kitap her ne kadar sıradan bir vatandaşın kesinlikle ilgisini çekmeyecek de olsa içerik açısından önemli bir kitap. Evet, derinliği yok. Evet, içindeki konular zaten Birleşmiş Milletler'de yıllardır tartışılıyor. Fakat özellikle uluslararası ilişkilerle ilgilenenler muhakkak okumalı. Tabi şöyle de bir çelişki var. Kitabın yazarı uluslararası bir anlaşma ile dünyaya barış ve adalet getirilmesini istiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de altında imzamızın olduğu ve uymak zorunda olduğumuz uluslararası bir anlaşma. Fakat kitabın yazarı hoşuna gitmeyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımıyor. Dolayısıyla bu yazarın fikirleri uluslararası camiada ne kadar karşılık bulur bilemiyorum. Videoyu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kitapta geçen bir sözüyle kapatmak istiyorum. Birleşmiş Milletler Bosna'da öldü, Suriye'de gömüldü.